Cümlelerin hayatımıza etkisi. Bu videoyu sonuna kadar izlersen, o zaman dil kalıplarının cümlelerinin hayatını ne kadar hızlı kolaylaştırabileceğini göreceksin. Veya bu zamana kadar yaşadığın sıkıntılar, başına gelen bela ve musibetlerin asıl kaynağı olan dilinin ne kadar tehlikeli bir araç olduğunu anlayacaksın. Şimdi değerli arkadaşlar, size yıllar önce yaşadığım bir seans tecrübemi paylaşmak istiyorum. Benim yanıma yaşlı bir teyze getirildi. Teyzenin sorunu yaz, kış fark etmiyor. Sürekli 30 seneden beri üşüyor değerli arkadaşlar. Ve tuhaf bir vaka. Ve 30 seneden beri çekiyor. Tabii biz önümüze gelen bir insanı ilk önce testten, analizden geçiriyoruz. Yani onun fazla anlatmasına gerek kalmadan onu anlamaya çalışıyoruz testlerimizde analiz ederek. O hanımefendi de, o teyze de yıllar önce, 30 sene önce söylediği bir cümle onun üşümesine sebep olduğunu anlıyoruz değerli arkadaşlar. Peki bu teyze 30 sene önce hangi cümleyi kullanmış? Bu teyze beynini programlamış 30 sene önce. Benim şu işim olursa ben de 3 tane yetimin üzerine kışlık alacağım diyor. Hani şartlanma derler ya, veya nezir deniyor değil mi? Veya adak deniyor. Kişiler kendini, hayatını bu şekilde zorlaştırabiliyor maalesef. Nezirlerle, verdiği sözlerle. Bakın diliyle başına gelen sıkıntı. Ve ilginç olan şey şu, teyzemiz işi görüldükten sonra söz verdiği adağı veya neziri yerine getirmiyor, unutuyor. İnsanoğlu işte. Çiğ süt emmiş insanoğlu unutabiliyor. Ve bilinçaltımız bunu unutmaz. Asla, kesinlikle. Bilinçaltında kayıtlı. Çünkü söz verdi. Ve hatırlatmak için sürekli her gün onun ayaklarının üşümesini sağlıyor bilinçaltı. Hatırlatıyor aslında. Hadi harekete geç. Bak sen daha önceden 3 kişinin üzerine kışlık alacaktın. Hani şöyle düşünün. Bir film düşünün. Alt yazısı var. Film yabancı dil ile size yansıtılıyor ve siz Türkçe altyazısını okuyorsunuz değil mi? O zaman anlıyorsunuz. Kişi sadece filmi seyrediyor 30 sene. Yani o teyzemiz hayata odaklanıyor. O mesajlara odaklanmıyor. Odaklanmadığı için yani sürekli üşüyor ve ona çare olarak sadece ilaç alıyor. Sadece sakinleştirici, sadece üzerine fazla giyinerek o problemi çözmeye çalışıyor ama nafile 30 seneden beri üşüyen, bedel ödeyen kişi. Ve bizim analizimizden sonra asıl kaynağın ne olduğunu fark ettikten sonra teyzemiz 3 kişinin üzerine kışlık alıyor ve fotoğraflarını gördükten sonra o çocukların, o yetim çocukların üzerindeki paltolarını gördükten sonra bilinçaltı tık serbest bırakıyor. Yani artık üşümüyor o teyzemiz. Değerli arkadaşlar. Peki. Kaynak ne? Sebebi ne? Şu dili değil mi? Şu dili ile söz veriyor, bir şey söylüyor, programlıyor beynini ve 30 sene üşüyor. Dolayısıyla dil söyler, saklanır, baş belaya katlanır. O teyzemiz de öyle. Dil söyler, saklanır ve ayaklar yıllarca bu bedeli öder ve katlanır. Şunu eklemek istiyorum. Bela insanın diline bağlıdır. Bunu kocaman yazalım arkadaşlar. İsterseniz not alın, kalem, kağıt alın ve yazın. Bela insanın diline bağlıdır. Ve bu hadis-i şeriftir değerli arkadaşlar. Yani sizin eğer başınıza sıkıntı, bela, musibet, dert, ailenizdeki huzursuzluk ne varsa bunun sebebi dildir. Ve sen eğer şu dilini kullanmayı öğrenemediysen, sürücü kursu gibi düşün, o zaman
Sürekli arabayı çarparsın. Hayat boyu bedel ödersin. O teyzemiz gibi 30 sene sıkıntı yaşarsın. Ama şu dilini kullanmayı öğrenirsen, yani sürücü kursuna gidersen arabayı sağ salim hedefine götürürsün. Bununla beraber kendini geliştirerek dil kalıplarını değiştirirsen, o zaman hayatta daha başarılı, daha güçlü, daha huzurlu olursun. Dil kalıplarına o yüzden çok dikkat etmen gerekiyor değerli arkadaşlar. Buna benzer binlerce vakaları biliyorum, anlatabilirim videolarımda. Fakat bu en önemlilerinden bir tanesi olduğu için kısa ve öz bunu anlattım. Şimdi elinde kalemin varken not kağıdına şunu da eklemeni istiyorum. Ağzından çıkan her cümle, her kelime kontrat haline geliyor. Bir anlaşma. Ne söylersen gerçekleşmesi için imza atmış oluyorsun. Ve onu yaşayacaksın. Öyle veya böyle. Başka bir yolu yok. Yani söylediğin cümleler dua yerine geçiyor. Dua oluyor. İnsanlar genellikle yanlış yapılan dualarla başını belaya sokuyor. Örneğin benim yanıma bir amcamız oğlu için gelmişti. Oğlu çok iyi bir insan. Fakat geceleri geç eve geliyor. 45 yaşına kadar bekar kalmış ve bir baltaya sap olamamış bir tip. Ama iyi insan. Bizim yanımıza geldiğinde iyice araştırdığımızda o adamın oğlu için iyi bir insan olsun, gerisi hiç önemli değil ve bununla beraber Allah'ım bana bir ev ver, çatısı aksa da olsun cümleler ile dua ettiğini anladık analizde. Ve aslında oğlunun o şekilde olmasının asıl sebebi babanın yaptığı, yanlış yaptığı dualar. Bununla beraber evini de merak ettim. Evin ne durumda? Ev aldın mı? Evet, evimiz var. Çatısı nasıl? Çatısı maalesef akıyor. Peki sen yaptığın duaların içerisinde bunu sürekli tekrarlıyorsun ve hala da devam ediyorsun. Kaç kere usta geldi yanına? Hocam 7'yi geçti, 7 tane usta geldi, hala çatı akıyor. Sen istedin, sen söyledin, başkasını suçlayamazsın ki. Senin ağzından çıktı cümleler. Bela insanın diline bağlıdır. Susan kurtuldu. Bunlar hadis-i şerif değerli arkadaşlar. Ya hayır konuş ya sus. Senin ağzından çıkan cümleleri, dil kalıplarını eğer kontrol edemezsen başına bela çekersin. Başın sıkıntıdan kurtulmaz. Ve şu anda yaşadığın bereketsizlik, huzursuzluk, başarısızlığın asıl sebebi onlar olabilir. Dil kalıpları. Dikkat etmediğin, gelişime direndiğinden dolayı. Değişime direndiğinden dolayı, dil kalıplarını değiştirmediğinden dolayı, sürekli inat ettiğinden dolayı aynı sıkıntıyı tekrar tekrar yaşadın ve devam ettikçe de yaşayacaksın. Biraz önce verdiğim örnekte kişi farkında olmadan tekrar tekrar yaptığı yanlış dualar ile çatının akmasını sağlıyor ve oğlunun bir baltaya sap olmaması için aslında dua etmiş oluyor. Tekrar ederek, tekrar tekrar, tekrar tekrar bilinçsiz yaptığı dualarla oluyor bu. Çünkü kişi farkında olmuyor. Dışarıdan bakılması gerekiyor. İçeriden baktığı zaman problemin asıl kaynağını bulamaz kişi. Tek başına olmuyor çünkü. Üçüncü bir göz gerekiyor. Üçüncü şahıs gerekiyor. Dışarıdan birisi analiz etmesi gerekiyor. Oradan bakması gerekiyor kişi. Çünkü bilinç altının bir de ayrı bir dili var. Yani senin bilinçaltın kesinlikle senin anlattığın gibi anlamıyor olayı. Çünkü orada zaman ve mekan diye bir şey yok. Dil kalıbı bilinçaltında çok farklı. Bu sadece ve sadece dışarıdan bakıldığı zaman anlaşılabiliyor. Sen şimdi bu anlattığım konuları bir incele, bir dikkat et. Not al bazı anlattıklarımı.
Kendin çözebilirsen çok güzel. Ama işin içinden çıkamazsan adres belli. Biz çünkü dışarıdan bakıyoruz. Yılların getirdiği tecrübe ile harmanlayarak asıl problemin kaynağının nerede olduğunu analiz ederek anlayabiliyoruz. Şimdi biraz önce sana iki tane örnek verdim. Bu örnekleri ciddiye alarak, aldığın notları kullanarak bu problemleri kendi problemlerini çözmeye çalış. Kendi başına yapabildiğin kadar doğru kelimeleri seçmeye çalış. En son verdiğim örneğe göre insan basit olsa da kendi hatasını fark edemiyor. Çünkü otomatikleşmiş artık. Çözemediğin zaman bizimle iletişime gir. Biz de senin hangi dil kalıbı ile hayatını mahvettiğini, başına belayı çektiğini, neden bu bereketsizlik yaşadığını, neden başarısızlık veya huzursuzluk yaşadığını analiz eder ve buluruz. Onu değiştirdikten sonra zaten hayatında çok kısa sürede değişebilir değerli arkadaşlar. Anlattıklarımı, bu bilgileri, bu değerli sırları lütfen hayatına yansıt. Benim de sana yardımcı olmamı istiyorsan A noktasından seni alıp B noktasına yani hedefine ulaştırmamı istiyorsan o zaman benimle iletişime geçebilirsin. Benimle iletişime geçebilmek için hemen videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.